Hak var ve batıl var. Hakkı tutana adil denir, adaletli. Adalet budur, her şeye hakkını vermektir. İşte her şeyi hakkını verende bir kuvvet olur, güç olur. Adil olur o. Vermez ise hakkını, gözetmez ise ne kuvveti olur ne de şerefi kalır. Rezil eder Allah onu Celle Celaluhu. Bir müessesenin yönetimi kendisine verilen, orada çalıp çırpıyorsa, zulmediyorsa gün gelip rezil olup gidecektir. Ya bir kör kurşun ile ölüp gider, ya bir yerden düşüp gider, ya sahip olduğu şeylerin kendisini rezil ettiğini görüp de mahvolup gider. Bunu tabi belirli bir zamana yaydığı için Allah Subhanahu ve Teala insanlar görmüyorlar. 10 sene önce milleti sömüren, millete zulmeden insanlar 10 sene sonra kimisi çocuğunu kaybeder, kimisi hanımını kaybeder, kimi ailesini kaybeder. Allah cezaları keser de keser, kimi makamını kaybeder, bulunduğu yeri kaybeder. Rezil olur, gider. Onun için lazım olan nedir? Her şeyde hakkı gözetmek. Ki adaletli olasın. Müslümana yakışan adaletli olmaktır. Bu her yerde böyledir. Devleti yönetirken de, devletlerin ayakta durması için de lazım olan adaletli bir yönetim tarzıdır yani. Onu tabii herkes kendisinde gözetecek. Allah sana neyi bahşettiyse onu adaletli bir şekilde kullanman senin vazifen. Herkes kendi vazifesini yaparsa o zaman yaşanılan ülkede, yerde güllük gülistanlık olur. Bir devletin ayakta durması için, kaim olması için dört direği vardır diyor Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. Dört direk vardır. Bunların muhafazası sağlanırsa o devlet ayakta durur, batmaz. Allah'ın lütfu oraya yağar, inayeti düşer, devamı gelir. Bunlardan uzak kalırsa biter. Yıkılır gider yani. Allah muhafaza buyursun. Nedir birincisi? En başta gelen, en önemlisi. Ulemanın ilmi diyor. Alimlerin ilmi ile ayakta durur devlet. Şimdi diyor alim mi kaldı? Kalmadı. Boş boş konuşan insanlar, bilmeyen, yetiştirilemeyen insanlar dolu her taraf. Hakikatul ilmi ortaya koyan adama cahille diyen tipler var yani. Öyle. Delilleriyle her şeyi ortaya koyana cahille derler. Ulema ilmin hakkını verecek. İlmin hakkını vermek nedir? Kitabın ortasından konuşmaktır. Allah'ın razı olduğu dini anlatmaktır. Kitabın hakkını vermek bu demek. Ama tabii insanların akıllarına uygun bir şekilde bunu da gözetmek var. Doğru. Bizim alimlerimiz hakkı hak olarak söylüyor mu, söylemiyor mu? Alim zaten kaç tane kaldı? Kalanlar da neyi anlatıyor? Neyi söylüyor? Kendine göre o doğruları mı söylüyor? Şöhretini yukarıya çıkacak meseleleri mi anlatıyor sadece? Yok da gerçekten İnsanlarda olan sıkıntıyı görüp de bunun düzelmesi lazım diye mi bir açıklama yapıyor? Buraya bakmak lazım. Neden buraya çok önemli burası? Çünkü alimler ilmini icra etmiyorsa devletin ana direklerinden birisi yıkıldı demektir. Alim kalmadı, alimlerin önünü kestiler, başta bu bir. Biz alim yetiştireceğiz dediler. Bir takım müesseseler kurdular. Her kurdukları müessesede İlahiyat dediler adına, oradan yetiştirdiklerinde her hafta, yakında herhalde her gün bir sapık duyacağız. Her ay çıkıyordu, alışmıştık her ay çıkışına, şimdi her haftaya düştü, yakında her gün olacak gibi yani. Neden? Ha, 28 Şubat'ta medreseler kapatıldı. Medreseler kapatılınca alim yetişmemeye başladı. Gizli, saklı, göçükte, kapalı yerlerde yetiştirilmeye başladılar. Azaldı, azaldı. Zaten kıyametin alametlerinden birisi de budur. İlim kalkacak diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Cehaletler kesirun hutabauhu kalilun ulemauhu. Ha,
konuşanlar çok. Hatipler çok. Şimdi spiker kabilinden olan adamlar, bilmem ilahici, şiirci olan adamlar, bakıyorsun şeyh gibi sohbet ediyorlar. Allah Allah. Fena fillah makamı, göğün katları. Ondan sonra ya bu adam yakında uçacak dersin yani. Kamerada, stüdyoda birazdan havalanacak bu adam. Öyle bir konuşuyor, öyle bir konuşuyor. Ama bir kuyruğuna basıyorlar. Aynen o kuduz köpek gibi herkese saldırmaya başlıyor. Evliya dediğin öyle mi olur ya? Allah ehli dediğin öyle mi olur? Değil. İşte hutaba çok kardeşim. Konuşan çok. Konuşuyorlar. Ama Allah'ı tanıyan, tanıyıp da konuşan çok az. Hakkı söyleyen çok az, eksik. Nefsine göre konuşan çok. Ama Allah'ın istediği gibi konuşan az.